Evet arkadaşlar bugün TYT 2020'nin fizik sorularını beraber çözeceğiz. Formula 1 araba yarışları sunan bir spiker yayın esnasında. En hızlı araba bir tur 2 dakikada tamamladı. Hava sıcaklığı 23 santigrat derecedir. Pistin uzunluğu 10 kilometredir. Buna göre spikerin verdiği, bilgide, verdiği bilgilerdeki birimlerin SI birim sistemindeki karşılıkları aşağıdakilerin hangisidir? Şimdi burada zamandan bahsediyoruz. SI birim sisteminde arkadaşlar zaman saniye ile gösterilir. Bunu biliyoruz. Evet, hava sıcaklığı 23 derecedir. Esay SI birim sistemleri bir santigrat dereceyi değil, kelvin dereceyi kullanırız. Piston uzunluğu 10 kilometredir. Buradaki temel büyüklüğünde esay SI birim sistemindeki karşılığı metredir. O yüzden doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Freni bozulmuş olan bir otomobil yatay düz bir yolda hareket ederken kütlesi kendi kütlesinden çok küçük olan bir çöp kovasına çarpmıştır. Bu sırada Kaldırımda otobüs bekleyen Ahmet Burçin ve Cevdet olaya tanık olmuş ve otomobille kovanın birbirlerine temas etmekte oldukları çok kısa süren çarpışma süreciyle ilgili aşağıdaki yorumları yapmışlardır. Ahmet otomobilin kovaya uyguladığı kuvvet kovanın otomobile uyguladığı kuvvetten büyüktür demiş. Arkadaşlar bu öncül olmaz Ahmet'in dediği şey yanlıştır neden? Bir etki tepki prensibi olduğu için otomobilde kovada birbirine eşit büyüklükte zıt yönde kuvvet uygularlar. Birinci öncül yanlıştır. Ee, kovanın ivmesi otomobilin ivmesinden büyüktür. Evet gençler F net eşittir M Şimdi ikisinin de kuvvet büyüklüğü aynı. Kütlesi küçük olanın ivmesi daha büyük olmak zorunda. O yüzden kovanın ivmesi otomobilinkinden büyüktür. Burçin'in söylediği şey doğrudur. Şimdi Cevdet'in dediği şeyde kovanın hızı otomobilinkinden daha büyük değişim göstermiştir. Zaten hızdaki değişimle aslında yine ivmeyi kastediyor. Aslında şu iki öncül aynı şeyi söylüyor. O yüzden Cevdet'in dediği de doğrudur. Cevabımız Burçin ve Cevdet Edirne seçeneğidir. M kütleli homojen ve suda çözülmeyen katı bir cisim şekildeki gibi yüzüyor. Suyun içerisine bir miktar tuz atılıp tuzun çözülmesi bekleniyor. Sıcaklığın sabit olduğu bilindiğine göre tuz çözüldüğünde cismin batan kısmının hacmiyle cisme etken kaldırma kuvveti ilk duruma göre nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar bu cismin aşağı doğru bir ağırlığı var, mg kadar ve bu cisme yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Ee, yüzen cisimlerde kaldırma kuvvetinin ağırlığa eşit olduğunu buradan da görüyoruz gençler. Şu mg diyelim şuna. Bu da ağırlıktı. Şimdi e, tuz atarsak suya ne olur? O zaman suyun yoğunluğu artar. Tuz çözündüğünde suyun yoğunluğunu arttırır. Yoğunluğu artınca bu cisim bir miktar daha yukarıya çıkar. Bir miktar daha yukarıya çıktığında vatan hacim kesinlikle azalır. Evet, iki seçeneği zaten düşürdük soruyu. Ama şimdi sonuçta yukarıya çıktığında cismin ağırlığı değişmiyor. Ve yukarıya doğru yine kaldırma kuvveti oluyor. O yüzden ne olacak? Ağırlık ve kaldırma kuvveti yine birbirini dengelediği için toplam kaldırma kuvveti değişmemiş olacak. Doğru seçeneğimiz atanadır. Erhan'ın annesi bir cam şişenin içini kaynamış su ile çalkaladıktan hemen sonra ağız kısmına şişirilmemiş balonu şekil birdeki bağlayarak Erhan'ın oynaması için masanın üzerine bırakmıştır. Erhan birkaç dakika sonra balonun cam şişenin içine geçecek şekil ikideki gibi içeriye doğru şiştiğini görür diyor. Erhan daha sonra cam şişenin içine cam şişeyi içinde buzlu su bulunan bir kovaya İçine su girmeyecek şekilde yerleştirirse balonun son haliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur diyor soru bize. Şimdi arkadaşlar burada yorumlamamız gereken şu. Şimdi balonu taktıktan sonra balon neden içeriye doğru şişer? Çünkü kaynamış bir suyla e, şişenin içi çalkalanıyor ve belirli bir süre sonra ne olacak? Bu şişe sıcaklığı azalacak. E, sıcaklık içeride azalacağı için ne olacak? İç basınç düşecek. O yüzden buradan gelen dış basınç, dış basınç. Buradan gelen şişenin içindeki iç basınçtan şöyle gösterelim. İç basınçtan dış basınç daha büyük olduğu için ne olacak? Balon içeriye doğru girecek. Sen bu balonu buzlu suya koyduğunda P iç iyice azalmaya başlayacak ve dolayısıyla dış basınç P içe göre daha fazla olduğu için ne olacak? Balonu iyice içeride şişirir. Yani doğru seçeneğimiz A'dan olur. Ayşenur laboratuvarda bulunan KLMN ve P ampullerini şekil 1'deki gibi bağladığında toplam 3 tane ampulün ışık verdiğini fark ediyor. Daha sonra aynı ampulleri şekil 2'deki gibi bağladığında ise toplamda yine 3 tane ampulün ışık verdiğini gözlemliyor. Ayşenur'un kullanmış olduğu ampullerden yalnızca bir tanesi bozuk olduğu bilindiğine göre bozuk olan ampul aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada e, baktığımda birinci devrede 3 lamba var. Bir kere e, KVP ana kolda olduğu için kesinlikle ışık verecek. Devre tamamlanıyor sonuçta. Lambalar ışık veriyormuş ama bir tanesi bozuk. KVP kesin verecek ana koldalar. 3 lamba vereceği için demek ki L'nin vermesi lazım. Şunlardan biri bozuk olacağı için buradan hiç akım geçmeyecek. İkisi de yanmayacak ama birisi bozuk. Çünkü bunlardan biri bozuksa zaten otomatikman seri olduğu için diğeri de ışık vermez. O kol artık iptal olmuştur. M ve N'den biri bozuk. Şimdi burada da kesinlikle M ışık veren bir lamba. Bunu görüyoruz. Çünkü ana kolda Ha, M ışık veren bir lamba demek ki burada bozuk olan kim? Kesinlikle N lambası. Hatta deneyelim N bozuksa K da ışık veremeyecek. Dolayısıyla devre burada bu şekilde tamamlanmış ve yine 3 lamba ışık vermiş olacak. Doğru seçeneğimiz denizlidir. Melif bir gitar telini ortasından çekip bıraktığında telin detaylı hareketini göremediği ama telin şekil 1'de gösterilen dalga biçimli bir bölgeyi taradığını fark eder. Melih bundan sonra şekil 1'deki tele gitarın tam ortasındaki perdeye temas edecek şekilde hafifçe bastırır ve bu defa telin şekil 2'deki bir bölgeyi taradığını gözlemler. Ona göre teldeki dalga ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, e, dalga boyu yarıya düşmüştür diyor. Evet, bir dalgada şurası neydi benim? Dalga boyumun yarısıydı. Yani ilk durumda dalga boyun 2L idi. Şimdi dalga boyumun yarısı bu oldu. Son durumdaki dalga boyum o zaman son durumdaki dalga boyum ne oldu? L oldu. Evet, dalga boyu yarıya düşmüştür. Şimdi burada eee bir bölgeyi taradı. Ortam değişmiyor aslında. Tel değişmiyor ya da şöyle de diyebilirsiniz. E, hız neydi? E, birim uzunluk başına düşen kütle miktarını yani nö ve F ilişkisini kurduğumda F bölü nüydü. Hani buraya bile düşünebiliriz ama gerek yok. Neden? Çünkü ortam değişmediği için burada dalganın hızı değişmeyecek. E, lambda eşittir. V çarpı F yapsam. Şey, e, v bölü F yapsam. Şimdi burada ne olacak? Dalga boyu yarıya düştü. Hız değişmedi. Demek ki frekans ne oldu? İki katına çıktı. O yüzden ikinci öncülde doğrudur. Doğru seçeneğimiz denizlidir. Bir kişi hava ortamında düzlem aynaya bakarak kendi görüntüsünü görmüştür. Aynı kişi hiçbir şeyi değiştirmeden aynı şekilde ayna ile birlikte havuzda suya batıp aynaya bakarak kendi görüntüsünü görmüştür. Buna göre kişi tamamen su içerisindeyken görünen yeni görüntüsüyle ilgili. İlk durumda oluşan görüntüsüne göre daha büyüktür. Birinci öncül bunu söylüyor. Arkadaşlar aynada kırılma olayı olmuyor. Yansıma olayı olduğu için e, burada ne oluyor? Sadece ilk durumda hava ortamında, ikinci durumda da ne yapıyor? Havuzda suya batıp diyor. Yani su ortamında. Şimdi burada ortamın değişmesi yansıma olayını etkilemez. Kırılma olmayacak aynada görüntü oluşumu için. O yüzden birinci öncül yanlıştır. Aynaya olan uzaklığı ilk durumdaki görüntünün aynaya olan uzaklığından fazladır. Bu da yanlıştır. Neden? Bir daha söylüyorum. Aynalarda yansımayla görüntü oluşuyor. Kırılmayla değil arkadaşlar burada. Yansıma ee, yansımayla görüntü olduğu için yani ortamın değişmesi yine bizi etkilemeyecek. Avuzdaki su tuzlu su olsaydı boyu yine aynı olurdu. Evet arkadaşlar burada yoğunluk yine kırılmayla alakalı bir durum olmadığı için görüntüyü oluşturma olayı. O yüzden tuzlu su da olsa tuzsuz su da olsa şekerli su da olsa e ne olacak? Görüntüsü yine aynı boyda olacak. O yüzden doğru seçeneğimiz Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar AYT 2020 sorularını da beraber çözeceğiz. Yatay düzlemde şekilde belirtilen yönde saat hızla gitmekte olan üstü açık vagon üzerinde duran Selami elindeki küçük bir topu hava direncinin ihmal edildiği ortamda kendine göre düşey doğrultuda yukarı doğru atmıştır. Şekildeki K noktasında ayakta duran bir gözlemci ise bu olayı izlemektedir. Buna göre durgun gözlemci top elden çıkıp hareketin tepe noktasına varıncaya kadar geçen sürede topun izlediği yolu aşağıdakilerden hangisi gibi görür? Arkadaşlar burada yolu soruyor. O yüzden iki öncül, iki şık arasında kalabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekiyordu aslında burada. Şimdi top düşey olarak atıldığında vagon da yatay bir hızla gittiği için aslında topun iki tane hız bileşeni var. Düşey ve yatay hız bileşenleri var. Düşeye doğru da bir hız bileşeni var ve düşey diye. O yüzden aslında bu bir eğik atış hareketi olduğu için tepe noktasına kadar şu şekilde bir yörünge izleyecektir cisim. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğindeki cevap doğrudur. Burada Bursa seçeneği karışabilirdi. Bu aslında Bursa seçeneği hız vektörü olabilirdi burada. Düşey ve yatay olduğu için. Ama bize yolu sorduğu için doğru cevabımız Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar bu soru bize e, AYT 17 sınavımızdaki soruya çok benzeyen bir soru. Kurumumuzda kullandığımız. Kütleleri M, M ve 2M olan sırasıyla K, L ve N tuğlaları şekildeki gösterildiği gibi yatay F, 2F ve F kuvvetleri yer çekimi ivmesinin sabit tutulduğu ortamda uygulanmaktadır. Tuğlalar hareket etmeden durduklarına göre duvar yüzeyinin K, L ve N tuğlalarına uyguladığı statik sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki istiyor bizde. Burada şekli biraz daha büyütürsem bu cismin aşağı doğru bir ağırlığı varken bu cismi uygulanan statik sürtünme kuvveti FK olsun. Aynı şekilde bu cismin aşağı doğru ağırlığı varken bunu uygulanan statik sürtünme kuvveti FL olsun. Bunun aşağı doğru 2MG kadar bir ağırlığı olduğu için bunu uygulanan statik sürtünme kuvveti de FN. Cisimler hareket etmediği için FK dediğimiz şey direkt MG kadardır. FL dediğimiz şey direkt MG kadardır. FN dediğimiz şey ise 2MG kadardır. Doğru seçeneğimiz Ceyhan olur. Bir öğrenci hava direncinin ihmal edildiği ortamda yerden belirli bir açıyla yukarı doğru fırlatılan noktasal bir cismin fırlatma sonrası hareketi hakkında topladığı bilgilerden yararlanarak aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Öğrencinin hazırladığı tablodaki değişkenler ve bu değişkenlerle ilgili bilgileri içeren satırlardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar hava direncinin önemsenmediği bir yerde cismi bir açıyla yukarıya doğru fırlatıyormuş yerden belirli bir açıyla yukarıya doğru fırlatıyor. Şu şekilde olsun bu. Eğik atış hareketine benziyor. Belli bir açıyla fırlatsın. Şimdi bu eğik, atış hareketi oldu ve hava direncinin önemsenmediği bir ortam olduğu için burada ivme sadece yer çekimi ivmesidir ve aşağı doğrudur. Yani cisim tam tepe noktasına çıkarken de çekim ivmesi aşağı doğrudur. Düşüş hareketi yaparken de çekim ivmesi aşağı doğrudur. Şimdi cismin ivme vektörünün yönü birinci öncülde diyor ki cisim yükselirken yukarı, cisim alçalırken aşağı diyor. Yanlış. Çekim ivmesi olduğu için hep aşağı doğru olacak cismin hızının yatay bileşeninin büyüklüğü. Şimdi arkadaşlar hava sürtünmesi olmadığı için ve bunu hep söylemiştik zaten derslerde. Yatay hız hiçbir şekilde değişmeyecektir. Yatay hız hiçbir şekilde değişmeyeceği için yukarı yönlü de aşağı yönlü de hep aynı kalacak. İkinci öncül doğrudur. Cismin hızının düşey bileşeninin büyüklüğü. Cisim düşey yukarıya doğru fırlatıldığında düşey hızına bakarsak sadece yere doğru çekim olduğu için bu cisim Tepe noktasına varıncaya kadar düşey hızı azalır. Tam tepede düşey hız sıfır olur. Aşağı doğru inerken tekrar düşey hız yer çekimi beraber artmaya başlar. Bu öncül de yanlış oldu arkadaşlar. Mekanik enerji hava sürtünmesinin önemsiz olduğu bir ortamda mekanik enerji hiçbir şekilde değişmeyecek arkadaşlar. Yükselirken de alçalırken de toplam enerji hep korunacak. O yüzden dördüncü öncül doğrudur. Cevabımız 2 ve 4 yani Ceyhan seçeneğidir. İrem çocuk parkında oynarken ray üzerinde duran yeterince büyük bir e, oyuncak arabayı, yeterince küçük bir oyuncak arabayı iterek hedefteki balonu patlatmaya çalışıyor. Oyunda ucunda iğne bulunan arabanın İrem'in verdiği ilk hızla önce 1 metre yarı çaplı çember sarayda bir tam tur atması ve sonra 2.4 metre yüksekteki balona ulaşması gerekmektedir. Balonun patlaması için arabanın en az 1 metre bölü saniye hızla balona çarpması gerektiğine göre İrem'in oyuncak arabayı arabaya kazandırması gereken ilk hızın büyüklüğü en az kaç metre bölü saniye olmalıdır diyor. Yer çekimini 10 alın diyor ve sürtünmeler ihmaldir diyor. Arkadaşlar burada bir hikaye var. Aracın bu çember içinde bir tam tur atması. Bu bizim için önemli değil. Biz bunu derslerimizde hep söylemiştik. İlk enerji neydim? Son duruma geldiğimde diyeceğim ki ne oldum? Yani arada yaptığım işlemin hiçbir önemi yoktur. O yüzden enerji korunumuna girersem Şimdi ilk 1 bölü 2m ve ilkin karesi bilmiyorum. E, çembersel geri dolandı vesaire hikaye son durumda neyim? Bir potansiyelim var mgh kadar ve 1 bölü 2m e, ve sonun karesi olacak. Şimdi m'ler ortak olduğu için bunları gönderdim. İlk kızımı bilmiyorum zaten bunu soruyor bana. G10h 2,4 artı 1 bölü 2 çarpı son hızın karesinin de 1 olacağını son hızın 1 olacağını söylüyor. Karesi de 1 gelecek buradan. Şimdi burası ne geldi arkadaşlar? V kare bölü 2 ve ilkin karesi bölü 2. 24 artı 1 bölü 2. Yani V ilkin karesi bölü 2 eşittir. 49 bölü 2 geldi. ikilerden kurtulduğumda V ilkin karesi eşittir 49 sa bu adamın ilk hızının 7 metre bölü saniye olması gerekiyormuş. Doğru cevabımız denizli seçeneğidir. Eşit kütleli hali arabalarının yatay platformda merkezi ve esnek çarpışmadan önceki hız vektörleri aşağıdaki şekilde sırasıyla VK ve VL olarak verilmektedir diyor. Sistemde çarpışma düzleminde dışarıdan etken kuvvet olmadığına göre çarpışmadan sonra. Şimdi zaten bu paragrafta bana momentumun toplamda korunacağını söylüyor dış etki olmadığı için. Şimdi Arkadaşlar eşit kütleli cisimler merkezi ve esnek çarpışma yaptıklarında hızlarını değiştirirlerdi. Dolayısıyla K arabasının hızı değişecek. Yönü de değişecek otomatikman. L arabasının hızının yönü değişir. Evet hızları değişecekleri için L'nin yönü değişir. Çünkü eşit kütleli cisimler merkezi esnek çarpışma yaptığında hızlarını değiştireceklerdi. Dolayısıyla L arabasının momentumu da değişecek ama toplamdaki momentum korunmuş olacak. Yani doğru seçeneğimiz burada. E'dir. Ne olacak? Kütleleri sırasıyla M, 2M ve 3M olan küp şeklindeki KLM bloklar sürtünmesi yatay düzlem üzerine şekilde gösterildiği gibi uygulanan yatay kuvvete rağmen hareketsiz durmaktadır. Buna göre K bloğunun L bloğuna uyguladığı temas kuvvetinin büyüklüğü F ise düşey doğrultudaki duvarın M bloğuna uyguladığı temas kuvvetinin büyüklüğü kaç F'tir diyor. Arkadaşlar bu soruda hiçbir şekilde hiçbir işlem yapmamıza gerek yok ama şunu hatırlatacağım. Sistemde bir hareket yok. O zaman ne olacak? Kuvvet her yerde aynı. Buradan ben F kuvveti eğer buraya ulaşıyorsa demek ki ben F kuvvetiyle gittim. Dolayısıyla burası da F'tir. Dolayısıyla duvarın M'ye uyguladığı kuvvet de F'tir. Bu sistem hareket etmediği için kuvvet aynen iletilir etki tepki prensibinden. Kuvvetlerin büyüklükleri hep eşit olur. Doğru seçeneğimiz Ceyhan'dır. Yer çekiminin ihmal edildiği ortamda sayfa düzleminde sağ tarafa doğru yönlenmiş düzgün bir elektrik alan oluşturulmuştur. Pozitif yüklü QK parçacı ile negatif Hulya parçacı şekilde gösterildiği gibi alanda dik bir şekilde ve hızıyla gönderilmiştir. Ona göre parçacıkların elektrik alan içindeki hareketleri aşağıdakilerden hangisi de doğru gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar bu sorunun benzeri zaten modülümüzde de vardı. Şimdi biz elektrik alanın artıdan eksiye doğru olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla artı bir parçacık artılar tarafından itileceği için hareket yörüngesi bu şekildedir eksi yük, yük parçacık da eksiler tarafından nitelip artılar tarafından çekileceği için hareketinin yönü bu şekildedir. O yüzden doğru cevabımız Adana'da gösterilmiştir. Başlangıçta nötr olan iletken K çubuğu sayfa düzlemine dik ve içeri doğru yönelmiş sabit B manyetik alan içerisinde sabit V hızıyla şekilde gösterilen doğrultuda hareket etmektedir. Buna göre çubuğun K uçlarındaki elektrik yük dağılımları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet arkadaşlar bu soruda da hatırlarsanız derslerde zaten direkt temel olarak anlattığımız örneği direkt ÖSYM bize soru olarak sormuş. Burada sağ elimin dört parmağı manyetik alan yönünü gösterecek şekilde baş parmağımı hız yönünde tuttuğumda avuç içi L tarafına doğru bakıyor. O yüzden L tarafında artı yükler K tarafında da eksi yükler toplanıyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. Elektrik enerjisinin santrallerden mesken ve sanayi bölgesi gibi tüketim alanlarında yüksek gerilim altında taşınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar aslında burada da bir transformatör olayını anlatmıştır. Yüksek gerilim altında taşınmasının temel nedeni. Şimdi e, alternatif akımda I çarpı V olayımız vardı. Bizim güç güç değişmeyeceği için gerilimi ne kadar yüksek akım o kadar azdır. Akımın az olması bize ne sağlardı burada? Akımın az olması daha ince kablolar yani ısıya dönüşen enerjinin daha az olmasını sağlardı. Dolayısıyla aslında enerji kaybını azaltmak için yapılan bir olaydır. Doğru seçeneğimiz Adana'dır. Aleyna sabit açısal hızla hareket eden şekildeki dönme dolabın kabinlerinden birinin içine oturmaktadır. Aleyna'nın bulunduğu kabin ABCD noktalarından geçerken Aleyna'ya etki eden merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri sırasıyla FA, FB, FC ve FT olmaktadır. Aleyna'nın kütle merkezinin dönme eksenine olan uzaklığının daima sabit kaldığı bilindiğine göre ABCD arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada da bir tuzak var aslında arkadaşlar biz bu soruları çözerken hep ip gerilmesi veya tepki kuvveti olarak sormuştuk ama burada direkt bize merkezcil kuvvetin büyüklüğünü soruyor bu sabit bir hızla döndüğü için e, hız büyüklüğü her yerde aynıdır. Büyüklük olarak evet hız büyüklüğü her yerde aynıdır. Hız büyüklüğü her yerde aynı olduğu için merkezcil kuvvetimizin formülü neydi? m v kare bölü r e, Bana zaten e, dönme eksenine olan uzaklığın daima sabit kaldığını söylüyor. Aynı kişi olduğu için kütle sabit. Hız büyüklüğü her yerde aynı olduğu için burada ne olacak arkadaşlar? Uygulanan merkezcil kuvvet her noktada eşit büyüklükte olacak. Doğru seçeneğimiz A'dan olacak çizgisel momentumu zamanla değişen fakat kütlesi ve kinetik enerjinin sabit olduğu bilinen hareketli bir cisim ile ilgili yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar bize. Aslında burada çizgisel momentumun değiştiğini ama kinetik enerjinin değişmediğini söylüyor. Ve kütle de değişmiyor. Şimdi benim çizgisel momentumum mv idi. Kinetik enerjim 1 bölü 2 mv kareydi. Şimdi kütle değişmiyor. Enerji değişmiyorsa demek ki bu adamın hız büyüklüğü değişmiyor. Enerjisi kadar bir büyüklüktü. Demek ki arkadaşlar bu adam ne yapıyor? Çembersel bir yörüngede dolandı. Çembersel bir yörüngede dolandığında evet her yerde hız büyüklüğü V'dir. Ama çizgisel momentumdan bahsettiği için çizgisel momentum vektörel olduğu için ne oluyor? Her noktada aslında çizgisel momentumu değişiyor. Yani bana çembersel hareket yapan bir cismin özelliğini sormuş. Denemeni, denemelerimizde biz bunu çok açık sormuştuk. ÖSYM şey bunu biraz daha gizli çembersel hareketi e, yaptığını düşünmemizi istemiş aslında. Üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır diyor. Arkadaşlar çembersel hareket yapan bir cisim üzerine etki eden net kuvvet merkezcil kuvvettir. O yüzden sıfır değildir. Üzerine etki eden kuvvetin yaptığı iş sıfırdır. Evet yapılan iş kinetik enerji değişimidir. E, e kinetik enerjide bir değişim olmadığı için arkadaşlar cisim üzerinde yapılan iş kesinlikle sıfırdır. Cismin ivme sıfırdır. Hayır arkadaşlar neydi burada? Bir merkezcil ivme vardı. O yüzden 3. öncülümüzde yanlış oldu. Doğru seçeneğimiz Bursa geldi. Şimdi belli bir eksen etrafında dönmekte olan bir cismin dönme eksenine göre eylemsizlik momenti ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Şimdi eylemsizlik momenti dediğimiz şey arkadaşlar bir cisim için bir tane sabit sayı çarpı m çarpı r kare ile bulunuyordu. Aslında dönme hareketine karşı gösterilen bir direncin ölçüsüydü eylemsizlik momenti. Bu bir tanımıydı bu olayın. Dolayısıyla doğrudur. Ismin kütlesine bağlıdır. Evet yazdığımız formülde de görülüyor. Kütleye ve yarıçapa bağlıdır. Dönme ekseni etrafındaki dönüş yönüne bağlıdır diyor. Vektörel bir büyüklük olmadığı için bağlı değildir. Doğru seçeneğimiz Ceyhan'dır. Durgun su ile dolu bir havuzda bulunan iki balık yüzeye yakın bir konumda suya göre hareketsiz durarak Ağızlarını periyodik hareketle açıp kapatmakta böylece şekillik gibi eş fazlı ve eşitkenlikli dairesel su dalgaları oluşturmaktadır. Şekildeki çizilen çemberler dalga tepelerini göstermektedir. Buna göre su yüzeyinde ABC noktalarında yüzen hafif yem taneciklerinden hangileri oluşan dalgadan etkilenmeden hareketsiz kalabilir? Arkadaşlar aslında bana burada sormak istediği soru da şuydu. Şimdi bizim burada katar dü çizgilerimiz ve düğüm çizgilerimiz oluşuyordu. Katar çizgileri maksimum genlikli hareketli noktalardı. Düğüm çizgileri de minimum genlikli hareketsiz noktalardı. Yani katar dediğimiz şey tepe artı tepe ya da çukur artı çukurdu. Ama düğüm dediğimiz şey bir tepe bir çukurdu. Yani bana burada hareketsiz kalmasını istiyor. Mesela B noktasında çizgiler tepeyi gösterdiği için çift tepe vardır burada. Bu hareketli bir noktadır o yüzden olmaz. C noktası da iki tane yani boşluğa gelmiş hiç çizgiye gelmemiş o yüzden bu da çift çukurdur. O yüzden bu da bir kata çizgisidir. Burada da hareket vardır. Ama A noktası bir tepede bir de boşluktadır. Diğerinin tepesi gelmediği için bu bir tepe bir çukur olacağı için düğüm ya da hareketsiz bir çizgidir. O yüzden doğru seçeneğimiz Adana'dır. Bir öğretmen sınıfta basit sarkaç ve kütle yay sisteminin periyotlarını belirlemek amacıyla sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda aşağıdaki deneyi öğrencilere yapmıştır. Kendi tasarladığı basit sarkacın küçük açısal genlikli sanımının periyodu tb olarak ölçülmüştür diyor. Yani aslında basit sarkacın periyodu neydi? 2 pi kök içinde l bölü g ifadesiyle bulunuyordu. Bir ucu tavana bağlı esnek yayın diğer ucuna aslında kütlenin düşey doğrultudaki sanımlarının periyodunu t'ye yani yaylı sarkacın t periyodu neydi gençler? 2 pi kök içinde m bölü k idi. Yani burada bize diyor ki öğretmen bu sistemin fiziksel özelliklerini değiştirmeden aynı deneyleri simülasyonla yeryüzü yerine ay yüzeyinde gerçekleştirseydi. Şimdi aya gidince ne olacak? Çekim inmesinin küçüleceğini biliyoruz ayda. Dünyaya göre. Evet bu formüllerden yani bu sarkaçlardan hangisinin periyodu ivmeye bağlı? Tabii ki basit sarkacın periyodu ivmeye bağlı. Burada sen periyodunu eğer basit sarkacın küçültürsen, şey, e, özür dilerim çekim inmesini küçültürsen basit sarkacın periyodu artacak. O yüzden basit sarkaç için her türlü artar. Ama yaylı sarkaç periyot değişiminden ne yapacak? Hiçbir şekilde etkilenmeyecek neden çünkü ivmeyle bir işi yok bunun o yüzden doğru seçeneğimiz adana olacak